10. Sınıf Kimya Ders Kitabı Sayfa 163 Cevapları. SDR Dikey yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Kimya SDR Dikey Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 163A. Aşağıdaki cümleleri kutucuklarda verilen kelime ve kelime gruplarından doğru olanları noktalı yerlere yazarak tamamlayınız. 1. Suda çözündüğünde H iyonu oluşturan maddeler asit, O iyonu oluşturan maddeler bazdır. 2. Mavi turnusol kağıdını asitler kırmızı renge, kırmızı turnusol kağıdını bazlar mavi renge çevirir. 3. Bazlar alkali olarak da isimlendirilir. 4. Asitlerle karşılaştığında baz, bazlarla karşılaştığında asit özelliği gösteren maddelere ampoter madde denir. 5. KaO, Na2O gibi yapısında hidroksit iyonu içermediği halde suda çözünürken, hidroksit iyonu oluşturan bazik özellikteki bileşiklere bazik oksit denir. 6. Bakır elementi H2SO4 çözeltisine atıldığında SO2 gazı açığa çıkarır. 7. Nötralleşme tepkimelerinde oluşan tuza ait iyonlardan anyon asitten, katyon bazdan gelir. 8. Sülfürik asit su çekme özelliği ve organik maddelerle gerçekleştirdiği tepkimelerin egzotermik olması nedeniyle canlı bir doku üzerine döküldüğünde yanma hissiyle tahrip edici etki gösterir. 9. Sirke ruhu halk arasında beyaz sirke olarak bilinir. 10. Mg metali tuz ruhu çözeltisine atıldığında H2 gazı açığa çıkarır. 11. Yarı soy metaller Cu, Hg ve Aktür. 12. Formülü KaCO3 olan tuz halk arasında kireç taşı olarak bilinir. 13. Potas kostein formülü KOH. 14. Piyasa adı zaç yağı olan sülfürik asidin formülü H2SO4. 15. Amfoter metallerden olan Zn hem asitlerle hem de bazlarla tepkime vererek H2 gazı oluşturur. 10. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Kimya Ders Kitabı Sayfa 163 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.